Günaydın Tahir İnan. Hareketlilik dün akşam itibariyle aslında daha da arttığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiş'te 5. harekatın yapılacağı yönünde sinyal vermesiyle birlikte dün akşam saatlerinde bulunduğum noktaya, Kilis'teki Öncü Pınar sınır kapısına 9 otobüste özel harekat polis timleri geldi. Yine polis timlerine 9 araçta, 9 zırhlı araçta, mayına dayanıklı zırhlı araçta eşlik etti. Yine mühimmatlar da bu konvoyda yer aldı. Akşam saatlerinde geldi. Tabii ki oldukça önemli. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri günlerdir bu operasyon öncesinde hazırlıklarını sürdürüyordu. Keza yine arkamda bulunan Öncü Pınar sınır kapısını geçtikten sonra Azez, işte Azez hattında da yine Suriye Milli Ordusu da harekat öncesinde hazırlıklarını, son hazırlıklarını sürdürürken özel harekat timlerinin de buraya gelmesi oldukça önemliydi. Harita üzerinden coğrafyayı da kısaca anlatmak gerekirse şunu da ifade edelim. Tabii ki 10 günlük süreç içerisinde bir taraftan operasyon hazırlıkları sürdürülüyor ama diğer taraftan da yine bölgedeki PKK terör örgütü ve YPG terör örgütü unsurları da burada vurularak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getiriliyor. Bizler şu anda tam buradayız. Öncü Pınar sınır kapısında, yani Azez'e açılan, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Azez'e açılan kapıdayız. Ve hemen burada Zeytin Dalı Harekat Bölgesi, yani Afrin 2018 yılında buraya bir operasyon düzenlenmişti. Onun öncesinde de Fırat Kalkanı, işte Tel Rıfat'ta tam burada yer alıyor. 2016 yılında da Fırat Kalkanı'yla bu bölge temizlenmişti. 2016 yılında da Zeytin Dalı harekatıyla bu bölge tamamen terörden arındırılmıştı. Ama görüyorsunuz işte burada Tel Rıfat küçük gibi görünse de aslında burada çok etkili bir şekilde terör örgütünün yıllardır faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Tüm dünyada aslında görüyor. Çünkü Tel Rıfat bölgesi 2016 yılından bu yana YPG, PKK terör örgütünün kontrolünde ve özellikle de 2016 yılından itibaren Fırat Kalkanı operasyonuyla Azez El Bab hattında terörden arındırılan bölgelere gerek zaman zaman taciz atışı, gerekse de saldırı düzenlendi. Yine canlı bombalar biliyorsunuz etkili bölgede. İşte onlar da yine Tel Rıfat bölgesinde hazırlandıktan sonra işte Fırat Kalkanı bölgesine gönderildi ve buradaki halkı tedirgin etmek için kullanıldı. İşte Çıba'nın başarısında Tel Rıfat. Diğer taraftan da yine Afrin. Zaman zaman yine burada da canlı bombaların etkin bir şekilde eylemler gerçekleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Tüm dünyada bunu görüyor aslında ve yine Tel Rıfat'tan da bu bölgeye terör unsurları hazırlandıktan sonra gönderiliyor ki zaman zaman da işte buradan ağır makinalı silahlarla bu Afrin ve Azez'e geçiş noktası var aslında, karayolu var. İşte o karayoluna da sık sık Tel Rıfat'tan yine roket atarlı saldırılar gerçekleştiriliyor. Oldukça önemli bir hat ve 2016 yılından bu yana aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek Amerika'nın gerekse de Rusya'nın vermiş olduğu vaatlerle bu bölgenin terörden arındırılması için bekliyor. Azez ve daha doğrusu Öncü Pınar sınır kapısından itibaren Azez'e baktığımızda çok dar bir alanı görüyoruz. Yaklaşık 15 kilometre sonra Tel Rıfat var. Yani Türkiye'nin sınırına 15 kilometre ötede görmüş olduğunuz gibi Tel Rıfat var ve Tel Rıfat yoğun bir şekilde PKK, PYD, YPG terör örgütünün konumlandığı yer ve burada yine mühimmatlar da yine bu bölgeye gönderilmeye devam ediyor. Çünkü görmüş olduğunuz alanda rejim bölgesinde özellikle M4 ve M5 karayolunda bu noktaya yakın olması aslında Tel Rıfat'ı daha da güçlendiren, lojistik anlamda güçlendiren bir detay aslında. İşte bu nedenle de şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri gerek Afrin gerekse Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan El Bab'daki terör unsurlarının saldırılarını minimize etmek ve buradaki insanların daha güvenli halde yaşayabilmesi için buraya bir harekat planlaması gerçekleştirmek istiyor. Bunun da hazırlıkları devam ediyor. Diğer taraftan da Münbiş'te hemen Cerablus'un altında yine Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Cerablus'ta terör unsurlarından temizlenmişti. Gaziantep'in Karkamış ilçesinden içeriye girdikten sonra Cerablus, Cerablus'tan sonra da Münbiç bulunuyor. İşte hem Tel Rıfat hem de Münbiç. İşte görüyorsunuz sarı alanlar ve bu alanlar şu anda PKK, YPG kontrolü altında. Yine M4'ün de Münbiç'ten geçmesi oldukça önemli kılıyor Münbiç'te. İşte bu nedenle de buradaki alanın daha da güvenli hale gelmesi ve Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin tekrar bölgelerine, memleketlerine, evlerine dönmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri buraya 5. operasyonu gerçekleştirmek için hazırlıklarını başladı. Ama diğer taraftan da Azez hattında az önce anlattığım gibi orada PKK, YPG bulunuyor. Onlar da orada özellikle silahlarını, cephanelerini, tanklarını, zırhlı araçlarını da toprak altına gömmeye çalışıyor ve onlar da orada mevziler kazarak olası operasyon öncesinde orada hazırlıklarını yaptıkları da zaman zaman görüntülenebiliyor. İşte tüm bunlar yaşanırken aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu hazırlıkların yanı sıra dünyadan da bu yapılması beklenen olası operasyonda büyük bir merakla izlendiğini ifade edelim ve sözü sınır hattından tekrar size bırakalım. Tahir İnan.